Evet. Çoraplarımı gördünüz mü arkadaşlar? Bugün bu çoraplarla açtım. Şimdi ortalığı toparlıyorum. Biraz böyle camları falan sildik. Peçeteyi ben genelde buraya koyuyorum. Acil durumda hemen ulaşabiliyorum. Arkamda duruyor. Şimdi anahtarlarım burada durur. Cüzdanım burada kalsın. Telefon burada dursun. Bunlar ekipmanların GoPro'nun kutusu. Şurada şarj aletleri vesaire şarj oluyor. Şöyle bir altılı suyumuz var. Buraya koyduk. Ön kamerayı bugün buraya koyuyorum arkadaşlar. Çok şikayet geliyordu. Şurada ortada durduğu zaman görüntüyü kapatıyormuş. Bu sefer bir de orada deneyeceğim. Eğer beğenirseniz orada kalır. Beğenmezseniz belki şuralara aşağılara koyabilirim. Buradan beni çekebilir. Bir çözüm bulacağız yani. Ekipmanım bol. Arka kamera tutucumuz. Şimdi onu bağlayacağım. Uzun zamandır ön arka kamera çekmiyoruz biliyorsunuz. Ekmeklerimizi buraya koydum. Buzdolabımız dolu. Domates, salatalık, biber, peynir. Aklınıza ne gelirse var. Ve sürpriz. Bugün size kıyafet konusunda şok yaşatmaya devam ediyorum. Üzerimde meşhur sıfır kolum var arkadaşlar. Sebebi şu. Başlıkta da gördüğünüz üzere yolculuğumuz Antalya'ya. Yani bayağı yanacağız. Oralarda pişeceğiz. Dostlarım hemen yükümüzü göstereyim size. Bu arada çorap aramızda kalsın. Bir de çorabımın şöyle bir özelliği daha var. Onu da hemen göstereyim. Ayakkabımla uyumlu arkadaşlar. Evet, uyumlu böyle. Böyle bir özelliği daha var. Evet, granit götürüyoruz arkadaşlar. Antalya'ya götüreceğiz. Böyle arabamızda bir dışarıdan çekelim. Geniş açı açık değil bu arada. Yani çok geniş açı açık değil. Üçümüz bu şekilde. Biliyorsunuz bakımımızı yeni yaptırdık. Aracımız şu anda canavar gibi diyorum. Maşallah bir nazar değmesin. Şöyle tükürün arkadaşlar. Arızalarımız söndü. Bir tek AdBlue ile alakalı bir arıza yanıyor. O AdBlue ile alakalı arızanın da şeyden yandığını söylüyorlar. Kalitesiz AdBlue. İlla ki bir yerde kötüye denk gelmiş de olabiliriz. Ya da başka bir arıza olabilir. AdBlue ile alakalı olmayabilir. Aslında ben AdBlue'nun iyi markaları kullanıyorum arkadaşlar. Ama açıktan aldığım için belki bir hile hurda olabilir. O yüzden çok da güvenemiyorum. Şimdi irsaliyemizi alacağız. Yoldan bulabilirsek şöyle Opet'ten falan kapalı bidon AdBlue alacağız. Bakalım o AdBlue'yu koyduktan sonra da yine aracımız arıza lambası yakmaya devam edecek mi diyelim. Sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Var ya, park klimasına karar verdim artık. Kesinlikle park kliması taktırmam gerekiyor. Eğer arabayı erken değiştiremezsem park kliması taktıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ihsaliyenin daha vakti var. Biz arabamızda bekleyeceğiz. Bu arada tam sınırda gelmiş tonaj. 27 ton yükümüz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, irsaliyemizi sonunda aldık. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Neredeyse 2,5-3 saat kadar buralarda bekledik. Yıprandık, yorulduk. Bunu aldık, sıkıldık. Ama irsaliyemizi aldığımız için mutluyum. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bilecik pazar yeri kavşağının orada bir çalışma varmış. Bilecik Bozuyuk arasında bu yol. Buraları bilen arkadaşlarımız bilirler. O yola dikkat etmemiz gerekiyor. Aracımız tam 41.500, 27 ton yükümüz var arkadaşlar. Usul usul yavaş yavaş yolculuğumuza çıktık. Dikkatli dikkatli kontrol ede ede. Dur, yakıtımızı sıfırlayacağız. Basılı tutuyoruz. Tamam, yakıt tüketimini de sıfırladık. Kol dayamamızı indirdik. Bundan sonra Antalya yolu korksun bizi. Evet, şehir merkezi yasak normalde. Ne yapalım? Bir çılgınlık yapacağız. Navigasyonumuzu da açtık arkadaşlar. Eyvah. Eyvah. Bak 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 bak. Yani siz şimdi o fiyorun oraya girseydi benden önce önüme, ben yolu kapatmış olacaktım. Şimdi böyle ufak şeylerin önemsenmesi gerekiyor. Bak işte. Eyvah. Eyvah. Evet, polisin kucağına düştük arkadaşlar. Bakalım tutulacak mı beni? Durdurdu. Evet, şimdi cezamızı yedik galiba. Faka basmasa bokoto yemişişko. Heyvahko.
Evet. Arkadaşlar güzelce uyardı. Buradan dönüyorum. Dikkatli dikkatli yavaş yavaş geri dön dedi. Dedi dikkatli dikkatli yavaş yavaş gidelim. Geri dönelim arkadaşlar. Şimdi buradan arkadan çıkacağız. Polis plakamızı not aldı çünkü. Neyse. Dostlarım. Yapacak bir şey yok. Ben yasak kalktı zannettim. Çünkü Bilecik şehir içi transit geçiş yasağı tabelasını kaldırmışlardı. Sadece belirli saatlerde yasak vardı. Gerçi o saati de kurtarmıyor herhalde şu anda. Eyvallah reis. Yol verdi bize. Bak kritik emisyon hatası. Gene aracımızda aynı hatayı aldık. Ben Bilecik'ten çıkayım. Kamerayı tekrar açayım. Buralar birazcık karışık. Şimdi Opet'e geldim. Şöyle göstereyim. Aracım kritik emisyon hatası. Bakın gördünüz şu anda. Şimdi bidonda Opet'in AdBlue'sunu aldım. Serviste de bu AdBlue'yu tavsiye ediyorlar arkadaşlar. Bir deneyeceğiz bakalım. İnşallah arızayı söndürürüz. Söndüremezsek vay halimize. Şurada bekliyorum. 9 dakika oldu. 6 dakika sonra yola çıkacağım. 6 dakika sonra yola çıkmamın sebebi de 15 dakika durduğum zaman yolda 30 dakika durmam gerekecek. Tekrar bir 45 dakika beklememe gerek kalmayacak. Bu arada hava 39 derece. Buraya kadar bayağı rampa çıktık. Yol iyi değildi. %45 gösteriyor yakıt. Bu da düşecektir tabii. Öyle bakalım. Arkadaşlar şimdi Bozüyük ile Kütahya arasındayız. Daha doğrusu İnönü Kütahya arası da diyebilirim bu yola. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu koltuğu biraz indireyim. Koltuğu çünkü az önce düşükken ayarlamıştım. Göbeğimiz görünmesin. Sonra bir ton muhabbet. Yok göbeğin çıkmış. Yok Yasin kardeşim biraz kilo almışsın falan filan. Biliyorum haberim var kilo aldık. Yolumuz çok huzurlu. Tam böyle akşam güneşi vardı az önce battı. Saat 8.20, 8.24. Az önce de Hakan'la telefonda böyle konuşuyorduk. Sohbet muhabbet. Güzeldi yani yolumuz keyifli arkadaşlar. Başımıza bir bela yok çok şükür. Anmayalım gelmesin bela falan. AdBlue seviyesi az. Müsait bir yer bulduğumda AdBlue'larımızı dolduracağım. 379 kilometre yolumuz var. 4 saat 52 dakika sürecek yolculuğumuz. Orada 15 dakika dinlendirdik takomuzu, 30 dakika dinlenebiliriz. Biraz da ben belki arabayı dinlendirmek için de durabilirim. Lastiklerimizi çok yormak istemiyorum. Havalar sıcak. Şu anda sıcaklık 27 dereceye düştü gerçi. Orada beklerken 41 dereceyi gösteriyordu ekran. Yani 41 derecede değildir herhalde Bozüyük. O muhtemelen araç park halindeyken acaba sıcak mı geldi arabaya böyle bir 41 falan diye gösterdi ekranda. Çünkü 41'lik bir hava yoktu. Bu AdBlue ışığı en son arabayı ilk aldığımda yanıktı. Yine o zaman da bu İnönü yolundan falan gelmiştik biliyorsunuz. Fabrikası İnönü'de zaten. Az önce de Ford Otosan'ın önünden geçtim fabrikanın önünden. Şimdi orada bir şort terlik. Aslında yanımıza alsak girilir. Neden girilmesin? Hemen bir taksi çağırıyorsun. Havlunu, terliğini, şortunu, güneş kremi var zaten. Aldığın sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen gidiyorsun abi plaja. Bir iki yüzüyorsun. Şöyle bir Antalya'nın, Akdeniz'in tadını alıyorsun. Sonra geliyorsun duşunu alıp. Hatta bak bedava duş. Bu benim niye aklıma gelmedi daha önce? Antalya'ya geliyorsun. Hava sıcak. Bedava duş. Orada bir sürü duş akabim var. Şampuan yasak mı acaba? Hemen suyun altına gireceksin, çıkacaksın. Şimdi bir yerde durdum böyle rastgele bir petroldeyim arkadaşlar. AdBlue'yu dolduracağım kendim. AdBlue'muz bayağı bitti. Ama araç arıza lambası yaktı gene. İnşallah AdBlue ile alakalıdır. Şimdi doldurunca düzelir diye düşünüyorum. Kritik emisyon seviyesi diye uyarı veriyordu ya o da devam ediyor. Bir de araçta şöyle bir durum var. Hiç kurum seviyesinde kurum göstermiyor. İnşallah problem yaşamayız. Hadi bakalım. Stop ettik. Anahtarımızı alalım. Ne olur ne olmaz tanımadığımız, bilmediğimiz yerdeyiz. Şimdi böyle çok detaylı görünüyor her yer. AdBlue'nun birini burada dolduracağım arkadaşlar. Çok rüzgar var. Evet. Telefonu şöyle koyalım. Çok adi bir şey benziyor ama hadi bakalım. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Bayağı adi.
şeyi çıkarmak zorunda kaldım. Dökülüyor çünkü. Tamamdır. Bir bidon daha var. Bu Red Bull'u biraz çalıştıralım. İçindeki iyice bitsin. Tamam. Çöp var mı buralarda? AdBlue'yu Opet'ten aldık arkadaşlar. Şu an daha araç kendine gelmedi. Birazcık AdBlue bir emsin, yesin. Ondan sonra 45 için durduğumuzda ikinci bidonu koyacağım. İkinci bidonu koyduktan sonra da bir egzoz temizliği patlatacağım. Sonra arızaların sönmesini bekleyeceğim. İnşallah söner. Arkadaşlar, Afyon'da Burdur arasında bir tane petrol ofisine girdim. Hatta köftecisi de var burada. Burada yatacağım. Burada yatmamın sebebi serin olması. 4 gibi falan yola çıkarım Antalya'da çünkü uyuyamayacağım muhtemelen. Yarın en sıcak günmüş. 50 derece diyen var, 52 derece diyen var artık. Bilmiyorum beni mi trollüyor arkadaşlarımız ama bayağı sıcak olacağını söylüyorlar. Ben de burada 22 derecede Afyon'da serin serin yatacağım arkadaşlar. Klimi açmama gerek yok, camı bile açmama gerek yok. İçerisi buz gibi. Bana iyi geceler. Size iyi seyirler arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Saat 5'i 18 geçiyor şu anda. Aslında 4'e 10 geçiyor aslında. Yatakta döne döne saat 5 yapmışız. Biraz zor uyandım açıkçası ama hava 20 derece. Yani gayet serin bir hava var. Burada uyuduğumuz iyi oldu. Yoksa Antalya'da biz bu gece uyuyamazdık ve uykumuzu alamazdık. 256 km yolumuz kaldı. Yavaş yavaş usul usul gidiyoruz bakalım. Tekrar günaydın. Neden tekrar günaydın diyorum? Çünkü dayanamadım. Uyudum arkadaşlar. Saat 9.30 ve bizim daha 102 kilometre yolumuz var. Yani yaklaşık 11 gibi falan orada olacağız. Normalde bizim şu anda yükümüzü indirmiş olmamız lazımdı. Muhtemelen dönüş yükümüzü almış veya bulmuş. Dönüş yükümüzü yüklemeye doğru gidiyorduk. Dün biraz geç çıktım. Yükleme yaptığımız fabrikada sevkiyatçı izinliymiş. İrsaliye de geç çıktı. Zaten söylemiştim herhalde, öyle hatırlıyorum. Öyle olunca bu da bizim sabah buraya gelmemizi etkiledi. Hava şu anda 30 derece arkadaşlar. Bucağa doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Bucaktan sonra zaten Antalya semalarında kendimizi göreceğiz. Gerçekten bugün sıcak konusunda beklentim büyük. Instagram'da beni çok korkuttular. 50 derece diyen var yani hissedilen. Bir de bugün özel bir sıcak olacakmış. Öyle bir durumda park klimasız Yasin
en sıcak yerde kendini bulur. Bu arada en sıcak yer derken Aydın biraz daha sıcak, biliyor musunuz? Antalya Aydın'ın yanında biraz daha böyle masum kalıyor yani. Aydın'a hiç gittiniz mi bilmiyorum. Oranın sıcağı da hiç çekilmiyor. 60 kilometre inmemiz lazım burada. EDS varmış. Yavaş yavaş iniyoruz. Buralara gelmişken tabii BMC'mizi hatırlamamak olmaz. BMC'yi hatırlarsanız güzel anılardı, güzel zamanlardı. Özellikle benim için bir bilinmezlikti. Bilmediğim bir işe giriyorum. Son nereye varacak, neler yaşayacağım, hayatımda neler değişecek. Büyük bir bilinmezlikti. Bir sürü olumsuz durum yaşadık. Sizler de biliyorsunuz. Zaten şahitsiniz, izliyorsunuz. Bunun yanında olumlu birçok gelişme oldu. Çok güzel zamanlar geçirdik, çok güzel günler geçirdik ve buralara kadar geldik. Çok değil, bir sene BMC ile, bir sene MAN ile, bir sene de Ford F-Max ile bu sektörde gün geçirdik, zaman geçirdik. Geçen ay Haziran'ın 13'ünde tam 3 yılımı bu sektörde doldurmuş oldum. Zaman gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor arkadaşlar. Bugün baktığın zaman, şöyle geçmişe döndüğün zaman daha dün gibi, sanki geçen ay veya 3-4 ay önceymiş gibi geliyor insana. Ama zaman acımıyor. Zaman geçiyor, yaşlanıyoruz. Orhan'ı soran arkadaşlar var. Şu an ne yapıyor, ne ediyor diye. Çalışmaya başladı arkadaşlar. Geçenki videomda denk gelmişti hatırlarsanız. Karşıdan bir tane transit geliyordu. O Orhan'dı. Selektör atmıştı bana. 60'ı geçtik dalgınlığımızdan. Neyse, Orhan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde şoför olarak başladı. Şu an orada çalışıyor. Biraz aile hayatı olsun, hani ailemle vakit geçireyim kafasındaydı en son konuştuğumuzda. Öyle şehir dışına gideceği zaman şehir dışına gidiyor. Orhan'ın hayatı bu şekilde. Zaten bir yerde de şu dönemde çok işler zayıf olduğu için bir tık da iyi yaptı gibi, bir tık iyi yapmadı gibi. Bilmiyorum. Zaman gösterecek arkadaşlar. İşler çok zayıf çünkü biliyorsunuz. Cumhuriyet tarihinin en zor kışı geçecekmiş. Bak, beni sıcak çok basmaya başladı. Klimanın gittikçe şiddetini arttırıyorum ama daha Antalya'ya gelmedik. 100 kilometre var. Daha tepeden aşağı ineceğiz. Mazot durumumuz iyi. AdBlue'muz fena değil. Yine bir AdBlue takviyesi yapabilirim. Ama arıza söndü mü derseniz, arıza sönmedi arkadaşlar. Arızayı şöyle kontrol edeceğiz. Şimdi ben yükü indirirken bir egzoz temizliği yaptıracağım orada yarım saat arabaya. O zaman da temizledi. Temizlemedi, yapacak bir şey yok. Muhtemelen başka bir sıkıntı var. Zaten arıza kodlarını gönderdim servise, bakalım. Orada Emir kardeşimiz bize bir dönüş yapacaktır muhtemelen. Ona göre kendimize bir yol çizeceğiz. Şu Antalya yolunda rampalar olmasa çok güzeldi. Çok rampa var. Yakıt tüketimi çok arttırıyor. Hadi çabuk geç. Benim ve sen hiç heveslenme. Ya bir an önce şu yükü atsak sırtımızdan, kafam rahat edecek de. İşte dönüş yükünün birkaç tane yerden olma ihtimali var. İnşallah yetişiriz. Ne yapayım? Uykuyla savaşamadım. Savaşsaydım ne olacaktı? Bir hesaplayalım. Mesela 8.30'da personel geldi. 9.30'da çıktım diyelim hadi. Veya bu saatlerde çıktım. Ne olurdu en fazla? 10 saat sürse 10.30, 11.30, 12.30. Ona bir de 7 ekle. Akşam saat 7.30. Yani her halükarda yetişemiyordum arkadaşlar. En azından uykum almış oldum. Bir de benim için önemli olan serin yerde uyumak. Dostlarım, bana çok gelen bir soru var. O soruya da şu anda cevap vermek istiyorum. Bu arada F-Max ile alakalı detaylı bir video gelecek. F-Max'in memnun olduğum, memnun olmadığım yönlerini anlatacağım. Bir yıllık tecrübemi aktaracağım. Bir yılda ne kadar para harcadım F-Max'e. Kaç bin kilometrede aldık, şu an kaç bin kilometrede. Her şeyi anlatacağım. Objektif bir şekilde. Eğriye eğri, doğruya doğru. Neyse, onu söyleyeceğim arkadaşlar. Sadece tecrübelerimi dinleyeceksiniz. Şimdi şöyle bir soru geliyor bana çok sık. Şu anda bu iş yapılır mı? Şu piyasada, şu dönemde bu sektöre girilir mi? Bu tabii ki sizin vereceğiniz bir karar. İşler bıçak gibi kesecek. Bir lokma ekmek yiyemeyeceğiz diye bir şey yok. İlla ki ufak ufak işler oluyor. Ama şunu çok net söylüyorum. Eskisi gibi işler yok arkadaşlar. Orhan'la beraber başladığımız dönemdeki gibi hemen çabuk borcunuz erimez. İşler o kadar yoğun olmaz, o kadar fazla olmaz. Şu anda size şöyle söyleyeyim. Benim geçen seneki kazancımla bu seneki kazancım aynı. Ama geçen sene ben lastiği en basitinden 7500 liraya alıyordum. Şu anda 15 bin liraya alabiliyorsun bir lastiği. Bu sadece lastik arkadaşlar. Bunun daha mazotu var. Diğer giderleri var. Ben bu arada kazancım derken net kardan bahsetmiyorum. Bu arada geçen seneki kazancımla bu seneki kazancım aynı derken net kardan bahsetmiyorum size. Siz benim demek istediğimi anladınız. Geçen sene giderlerimiz azdı bu seneye göre. Bu sene giderimiz fazla, gelirimiz aynı kaldı. İçeri doğru gidiyoruz yani şu anda. Ha, battık bittik mi, o kadar da kötü değil durum. Felaket tellallığı yapmaya da gerek yok. Ama iyi değil yani. Hadi benim durumum en azından fena değil. Dışarıda bu işi yapmaya çalışan arkadaşlarımız çok zorlanıyor. Ben duyuyorum. Arabasını satmak isteyenler var. Bu işe başladığım noktadan size bu iş yapılır mı diye bilgi veriyorum arkadaşlar. Alacağınız araç çok önemli. Çok arıza yapmayan bir araç olması lazım. Yani gidip hevesle bir araç almayın. İşte benim arabam şu olsun falan. Bak şu özelliği var, bu konforu var falan gibisinden rüyalara kapılıp düşük model, eski.
eczanesine bakması lazım ya. Bak şimdi çık. Çık. Bu sefer de çıkmadı. Bir koku geliyor, ondan geliyor herhalde. Benim düşüncelerim bu yönde arkadaşlar. Borçsuz gireceksin, gireceksen de. Araban çok iyi olacak. Seni sanayiye muhtaç etmeyecek. Bakın sanayi fiyatları... Hayır ya, hayır ya. Hayır, inşallah yemedim. İnşallah yemedim. Mesela gitti şu an para. Ben şu kamera kaydından bakayım acaba çaktı mı, görmedim çaktığını. 60'ı geçtik yanlışlıkla ya. İnşallah tolerans vardır arkadaşlar. Sanayiye düştünüz mü yandınız. Modelli araba da sıkıntı. Şu an bende F-Max var. Servise gidiyorum. Videolarımda söyledim. O kadar pahalı ki servisler. Bir dakika. Efendim. Kanka günaydın. Günaydın kardeşim. Ne haber? İyi valla, ne yapayım. Video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne çekiyor? Video. Ha, video çekiyorsun. Aynen. Bira çekiyorum, anladım ben. Ne çekiyorum? Bira. Öyle, ne yapıyorsun? İyi valla, şimdi bucaktayım. Antalya'ya doğru gidiyorum. Uyudum ya. Uyudum ya. İyi yapmışsın. Allah'ım, çok iyi yapmışsın. Aynen öyle, dinlendim. Tamam bakayım. Arayayım ben seni. Tamam hadi kanki. Hadi görüşürüz. Hakan Baran'la da arama mesafe koymaya karar verdim arkadaşlar. Instagram'da kaç tane videomu izlemedi. Adama Reels gönderiyoruz. İzlemiyor. Arkadaşlığımızı bir gözden geçireceğim bakalım. Arkadaşlar servisler çok pahalı. Yani şöyle adam gibi bir arabanıza birkaç tane arıza çıksa, tamam mı? Şöyle her şeyi bir yaptırayım desen motor parasına çıkacaksın ya. Öyle pahalı. Dışarıda da arabadan anlayan yok. Şu an hiçbir şey iyi gitmiyor. Düşük model arabaya binsen sanayiden çıkamayacaksın. Sıfıra binersen, gücün varsa, arabanın garantisinden arıza çıkarırsa sıkıntını yaptırırsın. Ya da böyle temiz bir araba alacaksın. İşte şans meselesi biraz. Ya şu devirde manla yaşadıklarımı yaşarsanız ayakta kalma ihtimaliniz yok. Bizim o zaman bir şansımız vardı. Borcumuz eriyordu. Karttan çekiyorduk. Bir şeyler yapıyorduk falan. Eksiden çekiyorduk. Faizler düşüktü. İş vardı. Ödeyebiliyorduk yani. Bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Bunları ölçüp biçip tartın. Ben olsam ne yapardım? Ben olsam biraz daha beklerdim. Çünkü bugün arabayı aldınız, vazgeçtiniz, satmak da mesele. Otomobil satışları nasıl durduysa aynı şekilde çekici ve dorse satışları da zayıfladı tabii ki. Her şey zayıfladı yani, piyasa durdu. Bunların hepsini göz önünde bulundurun. Ölçün, biçin, tartın. Ben ne zaman girerdim? Faizler düştüğünde girerdim. Enflasyon biraz daha böyle aylık %1,5-2'lere, hadi 3 olsun, düştüğünde girmeyi düşünürdüm. Yani şöyle bir avantaj da olur size. Bugün belki bu işe girerseniz, kur biraz baskılı olduğu için bu fiyatlar size biraz daha uygun gelebilir. Bugün F-Max'in sıfırı 4 milyon 400. Baktığınız zaman gözünüze yüksek görünebilir ama kur 42, 43, 44, belki 45 lira olduğunda bu fiyatlar da rüya olarak kalabilir. Siz de erken almış olursunuz. Faiz düştüğünde de, yüksek faizliyse krediniz, düşük faizden bir kredi daha çekip işte kredinin faizini düşürüp yeni bir yol çizebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sürü yöntem var. Artık oturup bunların hesabını, kitabını siz yapacaksınız değerli arkadaşlar. Az kaldı ya, 80 kilometre. Antalya'ya geldik. Hava bayağı sıcak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size, az önce bir lastikleri kontrol etmek için falan durdum. Havası sıcaktır diye. Kapıyı bir açtım. Dışarıdan böyle, nasıl anlatayım size? Eskiden ben laboratuvarda çalışıyordum. Fırınlarımız vardı. 2100-2200 derecede taş pişiriyorduk arkadaşlar. O fırının kapağını açınca böyle bir sıcak vuruyordu yüzümüze. Onu hissettim yani az önce. Bazen böyle egzozdan falan da vuruyor sıcak. Dedim herhalde egzozdan mı vuruyor, ne oluyor? İndim arabaya, şöyle bir dolandım. Yok abi, hava sıcak. Öyle böyle bir sıcak yok yani. Şu an içerisi güzel. İçeride bir sıkıntı yok. Arabamızın kliması 3,5 saattir çalışıyor. Aslında 3,5 saatte iyi yol yapmışız. Gerçi onun 1 saati, 1,5 saati serin yerdeydi. Aslında ben sağa geçsem, sen oraya girmesen. Arkadaşlar hata yapmadan nokta atışı bulmamız lazım. Antalya trafiğini de ben sevmiyorum. Aslında aman aman bir trafik yok ama yine de Antalya bir tık yoğun. Kalabalık şehir. Bu arada o Antalya'nın rampalarını hiç frene basmadan retardarla indik arkadaşlar. Gerçekten retardarı çok kuvvetli aracımızın. Depre retardarı beraber çalışıyor. En son geldiğimde retardarım bozulmuştu tam o rampanın başında. Tam da başında. Bir daha ben gelmedim herhalde değil mi? F-Max'te ben hiç geldim mi? Hatırlamıyorum sanki ya. Düşünüyorum ama yok. Gelmedim gibi. Geldiysem de unutmuşumdur arkadaşlar. Son 3 dakika 1.9 kilometre gösteriyor navigasyon. Burada aslında sağ şeritten gitmek de çok akıllıca değil de. Aha. Navigasyon beni aralara sokuyor. Bana yan yola gir dediler. Ben yan yola gireyim. Şimdi navigasyon beni ara sokağa sokuyor ama ben ara sokağa girmeyeceğim arkadaşlar. Yan yoldan devam edeceğim. Evet, şu ileriden. Önümüzde bir araç döndü sağa. Sizi görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Oradan sağa sol yapacağız. Biraz genişten almam gerekebilir burada.
Evet, yan yola girdik. Araya girmedim. Dingilimizi de geri indirelim. İleride sağımızda kalacak arkadaşlar yük indireceğimiz nokta. Şu an ben kontrol ederek gidiyorum. Bak tabela göremiyorum. Ufak çaplı kalp krizi geçirmeye başladım. Buralarda sanki servis diyor. Toyota servis. Bunun arkasında falan mı yoksa ya? Bunun da kesin arkasıdır. Yok, burası da değil. Alo. Buyur Yasin Bey. Oğuz abi, ben o yan yola girdim de navigasyon beni arkaya götürüyordu. Önden... Ana yolun üstünde hemen girdim. Yan yolun üstünde hemen. Tamam, tamam o zaman. Doğru gelmişim abi. Arkaya götürüyordu, ben... arkaya girmedim. Arkadan burada da göremedim. Arkadan da giriş var herhalde, olmaz. Sen ana yolun üstünden gireceksin. Tamam, tamam abi. Tamam, hadi. Teşekkür ettim. Hadi görüşürüz. Hadi. Evet, görmemişiz arkadaşlar. Şu anda adrese geldik. Aracımızı boşa alıyoruz. İmdadımızı çekiyoruz. Mikrofonumuzu buraya bırakıyoruz. İstaliyelerimizi alıyoruz. Mandayken en güzel bir tane daha kumandam vardı. Araba çalışırken kumandaya basıp çıkıp gidiyordum. Şu anda turbonun soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Arabayı açık bırakıp da gitmek istemiyorum. Hemen halledelim hadi işimizi. İçeri giriş yaptık arkadaşlar. Şurada boşlukta bekleyeceğiz. Daha sonra muhtemelen o araya gireceğim. Beni de 5 dakikada boşaltırlar. İşte araç yüklenmesi çok uzun sürüyor. Boşaltması çok kısa sürüyor. Tek sıkıntım o. Dostlarım, şimdi gündüz gözüyle bidondaki AdBlue'yu tekrar dolduracağım araca. Bu sefer bir egzoz temizliği yapacağız bakalım. İnşallah arızaları söndürebiliriz. Temizliği az önce başlattım arkadaşlar. Hem egzoz temizleyecek hem de bu süreçte ben sıcaktan etkilenmeden klimayı çalıştırmış olacağım. Bekliyoruz bakalım. Umarım arızalarımız gider. AdBlue'yu doldurdum ama her yerim yağ oldu. Şu an temizledim bayağı tabii de. Onları iyice temizlemeye çalışıyorum. Biraz şurada kaldı. Az kaldı. Geçecek bakalım. Dostlar, bugünkü menümüz bu şekilde. Biraz dana jambon var. Şerit peynir. Ben bu şerit peynirleri seviyorum bayağı. İşte salatalık ayarladım evden çıkarken. Domates, biraz biber koydum. Bıçağımız da var. İki tane çocuk var ya, böyle Instagram'a çekiyorlar. Dönerimizi yiyoruz. Yanında ayranımız da var falan diyor. Cips yiyorlar falan. Onlar gibi oldu. Tuzumuz da var. Hadi bana afiyet olsun. İyi kahvaltılar diyelim. Ekmeği göstermeyi unutmuşum. Ekmeğimiz de var arkadaşlar. Sonra diyet yapıyor falan zannetmeyin yani. Evet, böyle bir sandviç hazırladım. Şimdi jambonlarla da üşümesinler diye üstünü örteceğiz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Yemeğimiz hazır olacak. Şimdi ben çıplak elle yapıyorum ama kendime yapıyorum. O yüzden yanlış anlamayın. Bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Yükümüz de yavaş yavaş indiriliyor arkadaşlar. Bir şey kalmamış şimdi. Şöyle bir arka taraf kalmış. Böyle vinçle indiriyorlar ufak ufak. Yalnız dışarısı yanıyor, yanıyor. Evet, böyle vinçle alınıyor arkadaşlar. Şöyle uzaktan çekeyim. Max'i de gördüm. Bu LED'i yaptıracağım arkadaşlar da. Onun da zamanı var. Mesela LED'den önce korna taktırmam gerekiyor. Korna daha önemli benim için. Hepsinin bir sıralaması var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Durumum oldukça yaptırıyorum. Yani param var da ben bu LED'i yaptırmıyorum değil şu an. Ödemelerim var. Önce ödemelerimi yapıyorum arkadaşlar. Vallahi güzel ve sıcak bir video oldu bence. Umarım videomu beğenmişsinizdir değerli arkadaşlar. Böyle videoların devamı için beğenip kanala abone olmanız yeterli benim için. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.